yapmayı, heykel yapmayı, resim yapmayı, bunlar da... Ben başarılı olamıyorum. Suda sürüklenmiş odun parçalarını toplayarak geri dönüşüm için bir araya getiriyor. Evinin bahçesinde kurduğu atölyede ise sanatçı parmaklarıyla o ahşaplara şekil ve hayat veriyor. Pandemi herkesi etkilediği kadar tabii sanat camiasını da etkilemiş bulunuyor. Sergiler yok, otellerimiz kapalı. Antalya bölgesi biraz tedirgin ama her şey düzeleceğine inanıyorum. Bu süreçte ben heykellerimi kendi ev atölyemde yapmaya devam ediyorum diyeyim. Çalışmalarıma devam. Birçok yerde heykellerim var, doğrudur. Bunlardan en... İyi yerleri diyeyim ben size. Rahmi Koç da var. Rahmi Koç'un sanat koleksiyonu. Ali Koç da var kendi ofisinde. Bir at heykelim var. Rahmi Koç'ta bir kartal heykelim var. Antalya Kale içinde yaban dağ keçilerim var. Geçen sene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildim. Bu geri dönüşümle ilgili diyeyim, konuyla ilgili Sayın Emine Erdoğan beni davet etti. Öyle bir sergimiz oldu. Güzel yerlere gidiyor. Gündem bir konu, geri dönüşüm. Bu da bizim ülkemizin bu konuda hangi seviyede olduğunu gösteriyor sanatsal bakımdan. Çok mutluyum, sevinçliyim. Aslında dünya üzerinde her şey birbirine benziyor. Şöyle açıklayayım ben size. Tabii ki etkileşim içerisinde bulunuyorsunuz. Sevdiğiniz bir şey veya duygusal olarak bağlandığınız bir konuyu mutlaka canlandırmak istiyorsunuz. Bu bize son katılan köpeğim örneğin Toby'nin görüntülerini gördünüz. Bunun dışında yaban hayat olsun, yaban dağ keçileri olsun veya yaban hayvanlarından kartallar olsun. Tabii ki bunları etkilenerek biraz insanların da dikkatini üzerine çekip biraz daha fazla korumacı olmalarını sağlamak için bu heykelleri yapıyorum. Üstelik geri dönüşümden daha da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu mahalle çok şey bir mahalle böyle. Olay olmayan, sessiz, sakin. Memur yapıyor. Kontra edersin Uzak Doğu'nun efsanevi sanatı bonsai sanatı. Şu anda Adnan Ceylan birbirinden farklı bitkilere bonsai sanatıyla şekiller veriyor. Ağaç şekillendirmek için öyle. Şöyle altı var ya. Gölge oluyor. Manzarası da güzel. Böyle bir ahşap önünde.